Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle et yemeği yapacağım. Benim çok sevdiğim bir et antrikotla parça etlerden oluşuyor. Sebzeli. Yani bu sebzeyi isterseniz isteğe bağlı isteğinizi koyabilirsiniz. Şimdi malzemeler antrikot, parça et, tereyağı, havuç, soğan, charleston, patates, domates ve sarımsak. Şimdi başlayalım. Öncelikle malzememiz soğandan başlıyoruz. Fazla özenmenize gerek yok. Yani kaba taslak yapabilirsiniz. Yani ben hemen hızlı geçmek istiyorum. Yani çoğu kanallardaki gibi 2 saat konuşmaya gerek yok. Şöyle soğanı 4 parçaya ayırıp borcamını kullanıyoruz. İsterseniz tepsi de kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Soğanları dip tarafa yerleştiriyoruz. Hem etimiz yanmasın. Hem de soğanın yumuşayıp ete lezzet vermesini sağlıyoruz. Şu vaziyette 2 tane, 3 tane veya isteğe bağlı 4 tane koyabilirsiniz. Domatesleri de ince ince doğrayıp yine aynı şekilde içine atıp, yani buradaki amaç, ete hiç su koymuyorum. Yani domatesin ve etten aldığı suyla. Pişiyor ve buharla pişiyor. Charleston'u isterseniz 2'ye veya 3'e de kırabilirsiniz. Yani sizin tamamen kullandığınız tabağa bağlı bir şey veya tepsiye bağlı bir şey. Bu şekilde koyabilirsiniz. Şöyle et ne altta ne de üstte olmaması için araya koymanızı tavsiye ederim. Çünkü fırında ateş gördüğünden dolayı çabuk kızarıp yanabiliyor. O yüzden araya koymanızı tavsiye ederim. Patatesleri de girişi güzel kesebilirsiniz bu şekilde. Yani dediğim gibi hiç özenmenize gerek yok. Bu lezzeti zaten veriyor. Sarımsakları ikiye de doğrayabilirsiniz. Bütün de atabilirsiniz. Şöyle ikiye doğrayıp atıyoruz. Tereyağımızı koyduktan sonra baharatları koyuyoruz. Yani istediğiniz gibi koyabilirsiniz baharatı. Kekik koyuyorum.
Kim ya? Karabiber. Tuzumuza ekliyoruz. Son olarak da zeytinyağımızı ekledikten sonra borcamın ağzını kapatıp fırında buluşturuyoruz. 2 saat sonra görüşürüz. Evet, tekrar merhaba. Etimiz pişti. Şu an kapağı açacağım. Ifıl ifıl, ışıl ışıl eti görüyorsunuz. Kendisi ayrılıyor. Bakın. Yani çatal vurmaya gelmiyor. Kendisi ayrılıyor artık. O kadar güzel pişti. Bakın çatala gelmiyor. Gerçekten çok leziz oldu. Şu an müsaadenizle tadına bakıyorum. Gerçekten enfes. İnanılmaz bir et oldu. İnanılmaz bir yumuşak. Gerçekten herkese tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, bir aile yemeği yap kanalından bir aile yemeği yaptık. Hepinize teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun diyoruz.